kumpaslarla o FETÖ dönemlerini hatırlayın. Yalanlarla doğruları harmanlayarak bir algı operasyonu yaptılar. Siz konuşmanızda dediniz ki siz de bunu yapıyorsunuz dediniz Adalet Bakanı'na. Oradan başlayalım mı? Tabii. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Adalet Bakanlığı'nın bütçesi geldi dün Plan Bütçe Komisyonu'na ve biz Adalet Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de bu önemli ve bizi doğrudan ilgilendiren, komisyonumuzu doğrudan ilgilendiren bir konunun görüşülüyor olması nedeniyle konu Adalet Bakanlığı olunca Bütçe ve Plan Komisyonu'nda görev yapan çok değerli arkadaşlarımızla birlikte biz de orada yer aldık. Çünkü Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı'nın bürokratları, Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi görevlisi, Yargıtay görevlisi, yani oldukça geniş Adalet Bakanlığı'nın bütün bürokratlarının da yer aldığı bir sunum vardı. Öncelikle Adalet Bakanlığı tarafından yapılan o sunumları ve peş sıra gelen eleştirileri, konuşmaları dikkatle dinledik. Adalet Bakanlığı'na söz sırası bize geldiğinde Adalet Bakanlığı'nın biliyorsunuz ülkemizde 100 yıllık cumhuriyette bugüne kadar hiç yaşanmamış olan yargıda, hele hele üst yargıda bir kriz yaşandı. Neydi o, hatırlatmak gerekirse? Anayasa Mahkemesi halen görevi başına döndürülemeyen Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığının tespit ettiği bir karar verdi. Ve o kararın devamında dedi ki hak ihlali varlığını tespit ediyorum. Bu tespit üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesini yaparak hak ihlal edilen bu yargılamada ihlal edilen hakkın durumunu da tespit ederek bir, iki, Can Atalay'ın bu dönem içinde Hatay halkı tarafından kendilerini temsilen meclise gönderdikleri milletvekili olduğunu da dikkate alan, evet, milletvekili seçildiği takdirde hakkında varsa yargılamanın durdurulması, tutukluluk hali varsa derhal salıverilmesine ilişkin hükümleri uygulaması gerekir dedi. Böyle bir karar verdi. Bu karar üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi aslında dosyayı ele alıp kendisi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda yer alan işlemleri yapmak yerine Yargıtay'da olduğundan bahisle dosyayı doğrudan pası Yargıtay'a attı. Burada da görevli ve dosyayı incelemekte olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi konuyu ele aldı. İşte ne olduysa orada oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi aslında kendisini de bağlayan Anayasa Mahkemesi kararının gereklerini yerine getirmek yerine, evet, Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve içerikte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Sayın Numan Kurtulmuş'u da hedefe koyarak kararın içinde siz mahkumiyet kararını okuyarak milletvekilliğini düşürmediğiniz için bu sorunlar yaşanıyor, onu yapmanız lazımdı diyen, evet, amiyane tabiriyle kusura bakmasın izleyicilerimiz, adeta ayar vericisine, evet, bir karar verdi ve hiç, ne olduysa, evet, orada oldu, evet, ve koptu. Ne koptu? Bugüne kadar 100 yıllık cumhuriyet tarihimizde yargının hiç içine düşürülmediği, süregelen bir sürü yargısal problemlerimiz var bizim. Bu problemlerimizin ne kadar derin işlediğini de ortaya çıkaracak şekilde Anayasa Mahkemesi kararına uymayan bir yüksek yargı, evet, ortaya çıktı. Türkiye'de ilk kez bu oldu. Türkiye'de, hatta dünya demokrasilerinde de benzeri yok herhalde. Demokratik ülkelerde görülmemiş bir şey. Evet, yani demokratik bir ülke varsa, kurallar silsilesi, evet, orada işliyorsa, evet, o ülkelerde böyle bir şeyin olması, evet, mümkün. Anayasayı tanımayan bir Yargıtay. Evet. Hatta Yargıtay'ın tamamı da dememek lazım. Değil, bazı, ayırmak lazım. Oradaki yargı üyeleri. Doğru, onu bazı da ona da yine spesifik hale getirmek lazım. Çünkü gerçekten görevini şevkle, özveriyle yapan gerek yüksek yargıda, gerek birinci derece ve istinaf yargısında gerçekten değerli hukukçular var. Ve onlar özveriyle görevlerini yapıyorlar. O yüzden tam adını koymakta yarar var. Evet, haksızlık olmasın. Lazım. Çünkü, evet, Yargıtay Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay öyle değil. Değil. Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Bir de hüyeleri, hukuk daireleri var. Onları da karıştırmamak lazım. Evet, ceza dairesi. Evet, Yargıtay 3. Ceza Dairesi diye tam adını koymak lazım. Evet. Orada
Yaptıkları şey anayasanın amir hükmünü görmezden gelmekti. Hangi amir hükmünü? Bu anayasamızda var olan 153. maddenin amir hükmü. 153. madde aynen şunu ifade ediyor. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Derhal resmi gazetede yayınlanır. Evet. Yayınlandığı andan itibaren yürürlüktedir ve yasama, yargı ve yürütme organlarını, gerçek kişileri, tüzel kişileri, kurumları hepsini bağlar diyor. Nokta. Yani daha ne desin? Ne kadar açık? Ne çok kadar açık? Net. Hatta evet. Böyle bir şeyin yazılmış olmasına bile gerek yok ama yazılmış. Çünkü üst açık yargı açık ve yazılmış. Anayasa Mahkemesi yazılmış. Evet. İyi ki yazılmış. Evet. Yani yazılmasa bugün, neler, yazılmasa nasıl yorumlar konuşuyor olurduk evet. Yani eğer istenseydi bu buraya yazılabilirdi. Yazılmadığına evet, göre evet. Demek ki takdir hakkı var falan filan gibi bir sürü hukuki olmayan evet. Ve fakat hukukiymiş gibi takdime el verecek bir sürü şey söylenebilirdi. Evet. Yazılan açık hükmü uygulamadı. Kim uygulamadı? Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Kimdir? Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri de bu anayasa üzerine yemin ederek göreve başlamış kişiler. Onlar uygulamadı. Ve bu uygulamanın sonunda bununla ilgili problem oluştuğunda hatırlarsınız iktidarın bile bazı milletvekilleri, hukukçu milletvekilleri sağduyuyla dediler ki bu yanlış. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse bunun bağladığı kişiler anayasada açıkça zikredilmiştir. Dolayısıyla burada tartışacak bir konu yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin kararının derhal uygulanması suretiyle bu garabetin ortadan kaldırılması gerekir. İçeriğinden bağımsız olarak bunları söylediler. İçeriğine girdiğindeki durum zaten hukuken izah edilebilir bir durum değil. Evet. Ve kararı o yüzden hukuken irdelemekte hepimiz o kadar çok zorlandık ki yani olamaz böyle bir şey diye. Evet. Yani hukuken evet. Olması mümkün olmayan bir şeyi evet. Hukuken nasıl da olur da ben bunu hukuken yorumlarım gibi bir zahmetin içine mecbur giriyorsunuz. Evet. Çünkü bugüne kadar böyle bir karar görülmüş değil. Evet. Bu konu Adalet Bakanı'na patlak verdiği anda kendisine soruldu. Ve denildi ki Sayın Bakan yargıda bu tür problemler var ve bu problemlerden krize dönüşmüş olan yüksek yargıdaki ve yargıdaki deformasyonun, yargıdaki hukuksuzlukların, adaletsizliklerin geldiği tap nokta olarak burası gözüküyor. Buradaki bu krize ne diyorsunuz denildi evet. Adalet Bakanı'na. Ne dedi? Adalet Bakanı şöyle dedi. Yüksek yargı organları birbirleriyle aslık üstlük ilişkisi içinde değillerdir dedi ve konuyu burada kapadı. Bu yarım gerçekti. Bazen yarım gerçek, bazen değil çoğu zaman yarım gerçek yalanın ta kendisi oluyor. Bununla ilgili de örnek verdim Adalet Bakanı'na. Dedim ki bizim kutsal kitabımızda dedim ey iman edenler namazdan uzak durun. Diyor ve ekliyor dedim. Sarhoşken, kendini bizi bilmez haldeyken evet. Namazdan siz dedim sadece bunun namazdan uzak dur kısmını yani yarım yazanını söylerseniz aslında kutsal kitaba göre yalan söylemiş olursunuz. Kutsal kitap böyle bir emirde bulunmuyor. Çünkü devamında hangi haldeyken ancak uzak durmanız gerektiğini de açıklıyor. O nedenle siz bu söyledikleriniz doğru olabilir. Hukuken yüksek yargı birbiriyle aslık üstlük ilişkisi içinde değildir. Doğrudur. Ama bu yarım gerçektir. Devam ederek böyle olsa bile ya da böyle olduğu ahvalde Anayasa Mahkemesi kararları, anayasamızın 153. maddesi gereği yargı organlarını da bağlar dediği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi verdiği kararı uygulayarak bu konuyu çözmesi gerekirdi, demeniz gerekirdi. Evet, ama demedi. Siz bunu demediniz, evet. Yarım gerçeği söylediniz, yarım gerçekte yalanın tam kendisi oldu. Evet, burada bir nokta koyalım çünkü bu arada diğer konuklarımız da yayına bağlanmışlar. Ama çok net ifade ettiniz başından bu yana yaşanan süreci. Tabii bu sürecin de bir parçası yani aslında bu sonucun bir parçası olarak Gezi davası tutuklularının